Merhaba, ben Şef Semen Öner. Şimdi size vereceğim tarif genel sağlık durumunuzu olumlu etkilesin diye domates suyu yapacağız. Domatesin faydaları saymakla bitmiyor. Doğanın bize verdiği bütün nimetler gibi, hani pazarda derler ya saça başa, dişe kaşa, her şeye çok iyi geliyor. Ama en önemli özelliği domates bir antioksidan. Ben özellikle çok fazla uçağa bindiğim için bu domates suyunu sık sık tüketiyorum. Sizinle de paylaşmak istedim. Yapması çok kolay. Zamanında bulduğunuz domateslerde, domates zamanı olduğunda her gün bir bardak domates suyu içmenizi tavsiye ederim. Vücudunuzdaki fazla suyu atmaya yardımcı olacak ve antioksidan özelliğiyle uzun vadede size çok çok iyi gelecek. Yapımı da dediğim gibi çok basit. Domateslerin şuralarını çıkartacağız. 6'ya 8'e bölüp ocakta birazcık yumuşatacağız. Ondan sonra da çekeceğiz. Ben şimdi işe koyulayım, siz beni takip edin. Hazırladığım domatesleri bir tencerenin içerisine alıyorum. Üzerine çok azıcık tuz ve çok azıcık şeker ekleyeceğim. Ardından da kendi suyuyla birazcık yumuşatacağım. Domatesler hazır. Güzelce piştiler. Artık onları ocaktan alabilirim ve blender'a atıp çekeceğim. Eğer blender'ınızın haznesi camsa beklemenize hiç gerek yok. Plastik hazneli bir blender kullanacaksanız biraz soğusun, ondan sonra blender'a atarsınız. Eğer benim blender'ım yok ne yapacağım diyorsanız o zaman da normal bir süzgeçten eze eze geçirebilirsiniz. Güzel çekildi. Şimdi içinde kabukları ve çekirdekleri vardı. Beni rahatsız etmez, ben o şekilde içerim. Ama illaki yok biraz daha böyle ipeksi olsun diyorsanız o zaman bir süzgeçten geçirmenizi tavsiye ederim. Bu yoğunluk üzerine biraz su ekleyebilirsiniz. Damak zevkinize kalmış açıkçası. Hani mutlak bir ölçüsü yok. Ben şimdi direkt buzun üzerine bunu süzeceğim. Ardından bardağı dolduracağız ve afiyetle içmek için hazır olacak. Domatesin çekirdeğini, kabuğunu süzdüm ve böyle şahane bir domates suyu elde ettim. Şimdi içinde buz da var, buz gibi. Gerçekten sağlığınıza çok iyi gelecek. Yapması da gördüğünüz gibi çok kolay, nefis bir içecek. Umarım bu tarifi beğenirsiniz. Şimdiden herkesin ellerine sağlık, afiyet olsun.